Evet, şu an bu külliyenin en önem arz eden noktasındayız. Yani altı cami üstü medrese olması özelliğiyle dünyada tektir burası hocam. Aa, çok Bakın önemli. dünyada başka bir camide veya başka bir imari yapıda böyle bir özellik yoktur. Burası o dönemin Osmanlı'nın en önemli medreselerinden biri olmuştur. Hatta dönemin en ünlü alimleri Molla Gürani gibi, Zembilli Ali Efendi gibi büyük zatlar burada müderrislik yapmış. 16 odadan oluşan bu medrese dönemin en önemli yerlerinden biriydi. Evet. Peki burada Aykan Bey odalar görüyoruz. Evet. Bunların özellikleri neydi? O tarihte ne şey olarak kullanılmış bu odalar? Yani şöyle bahsettiğimiz külliye mantığında tam bir yaşam alanıydı. Medrese o dönemin üniversiteleri diyebiliriz. Bugün Evet. karşılığı olarak. Eğitim. Eğitim amaçlı öğrencilerin burada müderrisler yani alimler, hocalar tarafından yetiştirildiği bir alandı. Hatta dönemin Osmanlı döneminin büyük seyyahı Seyahatname yazarı Evliya Çelebi 1640 yılında ilk ziyaretini Bursa'ya yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ve bu Hüdavendigâr Külliyesi'ne de geliyor. Ve geliyor ve burayla ilgili şöyle bir ifadede bulunuyor. Tarzı imarisiyle hiçbir camiye benzemez diyor. Gayet müsennadır. İşte bu özelliğinden bahsediyor. Altı cami üstü medresi olan başka bir yer yok diyor.